Clash Clan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Misafir Klan savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. TR Clans'tayız. Momentum Mori Almanlara karşı olan savaşın videosunu çekmek için buradayız. 109'a 103'lük bir galibiyet var. Hemen savaş haritasından başladım. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü bayağı bir üçlük var. 9 tane üçlük var. Şöyle Cesur Yürek Utku'nun yapmış olduğu saldırı var. Madenci saldırısı, 5. seviye madenci. Bakalım nasıl bir strateji uygulamış. Utku köşeden kraliçesini yürütmeye başladı. Peş sıra Warden'ı gönderdi. Sol taraftan da dal kavuklarla kraliçenin o tarafa gitmesini engelleyecek. Bakalım şöyle. Kraliçe güzel bir şekilde sağa doğru yöneldi. Şöyle bakalım. Evet, güzel bir şekilde şu anda sağa doğru ilerlerken duvar kırıcılarla da hemen kraliçenin ön kısmındaki duvarı açarak arka taraftaki hava savunmasını şifacılara sıkıntı yaratmasını engelledi. Hem de içeriye doğru rakip krala doğru ilerletiyor. Kraliçeyi öfke büyüsü biter bitmez bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi orada. Şu anda rakip kralı da indirdi. Orada bakalım kartala doğru ilerleyebilecek mi? Derken rakip klan kalesi şu kısımda çıktı. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi. Klan kalesi gelirken hemen oraya bir zehir büyüsü yapıştırdı. Seri bir şekilde rakip klan kalesi de indirildi. Bakalım madenciler ne taraftan doğru savaşa dahil edilecek. Şu anda sağ taraftan uygun gibi dışarıya da kral ve klan kalesine aldığı atıcıları gönderebilir. Derken sol taraftan şu anda kralını gönderdi. Klan kalesinden de madenci çıktı bu arada. Hemen merkezde kraliçe kartalı alıyor ve güzel bir şekilde kartal aldı. Madenciler şu an cehennem kulesine doğru yaklaşırken bir şifa büyüsü desteği geldi. Sağ taraftan da kraliçeye kilitlenen balona orada hemen bir balon gönderildi. Kraliçenin öfkesi kullanıldı. Madenciler sol taraftan kraliçe merkezden sağ taraftan balonlar savunmaları temizliğe ilerliyor şu anda. Hem bir şifa büyüsü desteği daha geldi orada madencilere. Kraliçe şu anda cehennem kulesiyle uğraşırken orada iskelet tuzakları kraliçeyi biraz oyaladı. Fakat kraliçe onları seri bir şekilde temizledikten sonra cehennem kulesini indirmeyi başardı. Sol taraftan doğru madenciler vardı. Sağ taraftan doğru da kraliçe temizliğini sürdürüyor. Hemen şöyle 2x yapalım. Bebek ejder de temizliğe yardım ediyor. Seri bir şekilde süre açısından da madenci sıkıntıya girmesin diye. Güzel bir yıldız olmuş Utku'yu tebrik edelim. Hemen şöyle diğer 3 yıldızın tekrarına geçiyorum. Onuncu köye Adem 2 hesabıyla Yalçın'ın yapmış olduğu bir saldırı var. Bakalım şöyle atıcı binici kombinasyonu. Şu anda bebek ejderlerle koridor açıyor. Enteresan bir saldırı. Kraliçe yürütmüyor şu anda. Direkt cehennem kulesi kartala odaklandı. Sağ solu bebek ejderlerle açtıktan sonra kralını gönderdi. Ardından atıcılarını gönderdi. Kraliçe ve büyük korucu şu anda savaşa dahil oldu. Hemen bir taktik avcı şu anda aktif oldu. Rakip klan kalesi şu kısımda gelirken hemen içeri giren orada bir öfke büyüsü büyük korucunun gücü de kullanıldı. Kralın gücü de aktif oldu orada. Bakın orada hem cehennem kulesi hem de kartal güzel bir şekilde alındıktan sonra sağ taraftan bininciler savaşa dahil edildi. Gerçekten efsane bir saldırı olmuş. Yalçın köyün içinden geçti diyebiliriz. Klan kalesinden aldığı biniciler de sağ taraftan doğru savaşa dahil edildi şu anda. Hemen bir şifa büyüsü desteği daha geldi. Pardon, klan kalesinden aldıklarını şu anda saldı. Artık şifa büyüsü de kalmadı. Merkezde kraliçe büyük koruyucu devam ediyor. Geri kalan işlem binicilere kaldı gördüğünüz gibi. Bayağı bir binici var. Yığınma binici olduğunu söyleyebiliriz. Kraliçenin öfkesi de
kullanılmış orada çift T bomba patladı. Binicilerin çok az bir canı kaldı ama son bir top var orada. Onu da biniciler rahat bir şekilde aldıktan sonra, bakın çok az canları kaldı ama orayı almayı başardılar. Gerçekten efsane bir saldırı olmuş. Geri kalan işlem temizlik. Ben şöyle 4x yapayım. Seri bir şekilde burayı da temizlikten sonra güzel bir yıldız çıkmış. Yalçın'ı tebrik edelim. Diğer saldırı tekrarına hız kesmeden geçelim. Şöyle savaş haritası. İbrahim hesabıyla yapılan saldırı var. Utku saldırmış bu köyden. Hemen şöyle bakıyorum, madenci. İki tane var mı? Birinci kombinasyonu. Hemen şöyle kraliçesini yürütmeye başladı. Sol köşeden doğru kraliçe vardın. Yürüyüşe başladı. Hemen sağ tarafı engelliyor. Koridoru güzel bir şekilde açıyor. Hemen kraliçe içeri doğru yürütecek. Derken köşe kısmından duvar güzel bir şekilde kraliçelerle açtıktan sonra kraliçe öfke büyüsü olmasına rağmen zor dayanıyor. Gıdım canı kaldı. Büyük koruyucunun gücünü kullanmak zorunda kaldı Utku orada. Rakip kral da görmüştü. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gördü. Attı oraya hemen. Seri bir şekilde içeri doğru ilerliyor. Bakın öfke büyüsü tanklayamıyor. 45 level. Kraliçeyi bütün savunmalar şu anda kraliçeye kilitlendi. Gerçekten 3x yayı. Top ne yazık ki top iyi ki menzilden çıktı. Bayağı bir zorlanmıştı kraliçe. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha aldı. Savunmaların çoğunu zaten kraliçe orada temizlemiş oldu. Rakip klan kraliçe gelirken hemen oraya zehir büyüsü dış taraftan hemen kralını gönderdi. Ardından biniciler de şu anda savaşa dahil edildi. Sol tarafı kraliçe hallediyor. Dış tarafı kral hallediyor. Biniciler de merkeze doğru ilerliyor hemen. Cehennem kulesinin olduğu noktada birinci şifa büyüsü desteği geldi. Bir şifa büyüsü daha var. Hemen merkezde kraliçemiz kartalı da güzel bir şekilde indirdikten sonra kral dış tarafı temizliğe devam. Biniciler de savunmaları birer birer indirerek geliyorlar. Hala bir tane şifa büyüsü mevcut. Kraliçenin öfkesi hala duruyor. Bakalım oradaki cehennem kulesini alabilecek mi? Derken bakın dış taraftan büyücüyle temizlediği için direkt kraliçenin gücünü kullanarak cehennem kulesini de aldı. Gerçekten efsane bir saldırı olmuş. Utku'yu tebrik ediyorum. İncelenip sık dokunmuş bir saldırı. Etrafta dal kavuklarla temizliyordu. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde burayı da temizledikten sonra buradan da bir 3 yıldız gelmiş. Utku'yu tekrardan tebrik edelim. Bir diğer saldırı tekrarına geçiyorum. Gerçekten saldırıları anlatırken yorulmamak elde değil. Takip etmesi çok güç. 17'de Yalçın'ın yapmış olduğu saldırı var. Tekrardan birinci atıcı kombinasyonu, yine 9 atıcı var bu sefer. Bakalım şöyle depremle nereye açacak. Oradan hemen balonlarla Tesla'yı indirdi. Koridoru da büyük koruyucuyla açmaya çalışıyor. Hemen orta kısımdan da balonları gönderdi. Ve bir bebek ejder gönderdi. Ön kısımdaki duvarı deprem büyüleriyle açtı. Rakip klan kalesinin bir kısmı şu anda çıktı. Yarısı hala, yarısının fazlası hala içeride. Vardığın okçuları temizleyecektir. Ardında kral ve atıcıları gönderecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım o depoyu bekleyecek mi? Derken o deponun alınmasını bekliyor. Hemen 4x yaptım. Şimdi normale çevirdim. Kral ve atıcılar savaşa dahil edildi. Arkasından kraliçe geliyor. Hemen peşin olarak zehir büyüsünü yapıştırdı. Ardından öfke büyüsü. Büyük korucunun gücü de kullanıldı. Kralın gücü de aktif olacak şimdi. Canı bayağı azaldı. Derken kralın gücü de kullanıldı. Rakip kraliçe o kısımda alınacak. Sağ taraftan şu anda biniciler tek sıra halinde savaşa dahil edildi. Merkez şu anda bayağı bir işgal altında. Sağ tarafta binicilere bir şifa büyüsü desteği geldi kraliçemiz.
Direkt Kartal'a doğru sıkmaya başladı şu anda. Güzel bir şekilde Kartal'ı da aldı. Hemen bir çift Fabius desteği daha geldi binicilere. Geri kalan biniciler de üst köşeden doğru savaşa dahil edildi. Şu anda biniciler çok güzel bir şekilde Cehennem Kulesi'ne doğru ilerlerken son şifa büyüsünü de orada Cehennem Kulesi'nin olduğu noktada binicilere göndermiş. Şu anda bakalım kraliçemiz hala temizliğe devam ediyor. Rakip kral binicileri kovalıyor. Kraliçemiz krala sıkıyor. Son olarak iki savunma var. Vardığından sonra onu da aldıktan sonra krala döneceklerdir. Bakın Tesla'ya gidiyorlar. Tesla'da alındıktan sonra krala döndüler. Kral alacaklar. Geri kalan birimleri temizlemeye geçecek biniciler de. Zaten etrafı büyücüler, okçular temizliyordu. Seri bir şekilde burası da temizlendikten sonra buradan da büyük yıldız çıkmış. Yalçın'ı da tekrardan tebrik edelim. Bir diğer saldırı tekrarına geçiyorum. On8'den devam ediyoruz Red Apple'la. Toprağın yapmış olduğu saldırı var. Tazı balon saldırısı, 7 tane atıcısı var üst taraftan hemen. Sağ köşeyi bebek ejderle, sol tarafı Warden'la koridor açıyor şu anda toprak. Hemen şöyle burayı 2x yapalım. Koridor açma sistemini hızlandırdım. Atlama büyüsü geldi koridor açıldıktan sonra. 2-3 tane dev, geri kalan arkadan atıcı, kral, kraliçe. Şu anda içeri doğru girerken hemen bir öfke büyüsü, kralın gücü de kullanıldı. Ardından büyük korucunun gücü de kullanıldı. Rakip kalan kalesi gelirken oraya bir zehir büyüsü. Seri bir şekilde orası indirildi. Rakip klan kalesi indiriliyor. Bakalım şöyle nereye kadar gidebilecek? Kartalı indirebilecekler mi? Derken sağ taraftan tazı balonlar. Şu anda savaşa dahil edildi. Hemen ikişerli üçerli balonlar geliyor. Merkezde hala kral, kraliçe, büyük koruyucu duvar açmakla uğraşıyor. Kraliçenin gücü de kullanıldı. Balonlar ön kısımda hemen bir acele bir step takviyesi geldi. Ardından merkezde öfke büyüsü takviyesi geldi. Peş sıra buz büyüsü, orada Cehennem Kulesi, X yayı, Büyücü Kulesi, Okçu Kulesi, Tesla 5 birimi birden durdurdu. Dondurdu gördüğünüz gibi. Ardından son kalan şifa büyüsünü şu anda gönderdi. Tazının biri hala hayatta, patlamadı. Bakın tazı önde, balonlar arkada ilerliyor. Tazı da patlarsa temizlik işlemi seri bir şekilde olacak. Elinde kalan son balonları da sol taraftan doğru savaşa dahil etmiş toprak. Tazı hala patlamadı. X'i hala sıkıyor fakat tazıyı gören birim yok. Gördüğünüz gibi tazı savaşın sonuna kadar dayandı. Hemen şöyle 4x yapalım burayı da. Seri bir şekilde burayı da temiz ettikten sonra toprağı da tebrik edelim. Hemen diğer saldırı tekrarına gidiyorum arkadaşlar. Seri bir şekilde savaş haritası diyelim. Bakalım bizi ne saldırısı bekliyor. Yirmi8'e Tyrant abiyle Hasan'ın yapmış olduğu saldırı var. 30.000'inci 9 atıcı var. Gerçekten enteresan ordular var. Köy binası 11'in içinden geçmişler. Bakalım şöyle. Koridor açıyor. Sağ tarafı bekeylerle, sol taraf büyük koruyucuyla. Orada Tesla da çıktı. Bakalım kral ve atıcılar ne zaman savaşa dahil edilecek. Hemen atlama büyüsü geldi. Kral, kraliçe ve atıcılar şu anda savaş meydanına doğru yavaştan gönderildi. Atlama büyüsüne doğru ilerliyor. Hemen içeriye giren orduya bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Kralın gücü de kullanıldı. Ardından büyük korucunun gücünde bastı fakat atıcıların bir kısmı, hatta çoğu o büyük korucunun gücünden faydalanamadı. Ona rağmen şu anda merkezi yerle bir etti. Gördüğünüz gibi sağ tarafı tamamen yerle bir etti. Birim kalmadı orada. Efsane bir şekilde orayı indirmeyi başardılar. Sol taraftan şu anda biniciler savaşa dahil edilmeye başladı. 4 tane daha binici elinde tutuyor. Hasan'ın
Hasan. Bakalım, onları da sol taraftan şu anda savaşa dahil etti. Klan kalesindeki binicler hala duruyor derken onları da en köşeden doğru gönderdi. Elinde hala iki tane şifa büyüsü, bir tane buz büyüsü mevcut. Hemen o kısımda şifa büyüsünün bir içini kullandı. Binicilerin hepsi aynı noktada toplanmıştı. Buz büyüsü de orada, hem avant topunun büyücü kulesini, cehennem kulesini kapsayacak şekilde gönderilmiş. Son şifa büyüsü de şu anda bakalım o kısımda gönderildi. Cehennem kulesi alındı. Son karedeki savunma birimleri rahat bir şekilde alınacaktır. Biniciler parçalandı gördüğünüz gibi. Son savunma birimleri de alındıktan sonra buradan da efsane bir 3 yıldız çıkmış. Hasan'ı da tebrik edelim. Hemen temizlik işlemini hızlandırıyorum. 4x yapıyorum. Şöyle biniciler, dal kavuklar, büyücüler, atıcılar temizliğe yardım ediyor. Kraliçe hala hayatta. Efsane bir saldırı daha izlemiş olduk. Bir diğer saldırıya geçelim vakit kaybetmeden. Tekrardan toprağın yapmış olduğu saldırıdayız. Red Apple'ın 36'ya yapmış olduğu saldırı. Hemen şöyle büyük koruyucusunu gönderdi sol taraftan. Bebek heyecanını gönderdi. Koridor açma işlemini hemen hızlandırdım. Deprem büyüleriyle hemen ön kısımdaki duvarı açtı. Dal kavuklu sol taraftaki son kalan birimi temizledi. Direkt ordunun içeri girmesi için. Bakalım şöyle. Hala sir deposu. Şu anda normale çevirdim. Kral, kraliçe, atıcılar şu anda savaş meydanına doğru dahil edildi. Deprem büyüleriyle açılan hemen merkezden içeri doğru ilerliyorlar. Hemen o kısımda öfke büyüsü takviyesi geldi. Ardından rakip klan kalesi girirken Z büyüsü kralın gücü de kullanıldı. Ardından büyük korucunun gücü de kullanıldı. Orada çarşı pazar resmen karıştı. Efsane girdiler içeri. Gerçekten efsane bir giriş oldu. Bakalım gelişmeye sonuç nasıl olacak. Kraliçe şu anda kartala doğru gitmekten vazgeçti. Sağ tarafa doğru yöneldi. Üst taraftan tazı balonlar savaşa dahil edildi. Hemen arkadan gelen balonlar ikişerli üçerli savunma birimlerine gönderiliyor. Bir taz daha üstten gönderildi. Ön kısımda hemen acele büyüsü gönderdi balonlara. Bakalım sol tarafta bayağı bir zorlandı orada host savunmalarını indirmekte. Oradaki hava savunmaları seri bir şekilde indirildi. Sağ taraftaki hava savunmaları da güzel bir şekilde indirildi. Kraliçe sağ taraftan dışarıdan doğru temizle devam ediyor. Buz büyüsü de orada cehennem kulesi iki tane Tesla'yı donduracak şekilde gönderildi. Son acele büyüsü de gönderilmiş. Kartal hala inmedi. Balonlar kartala doğru ilerliyor. Son acele büyüsünden geçen balonlar kartala doğru ilerlediler. Kartal da indirildikten sonra geri kalan işlem temizlik. Toprak gerçekten inceleyip sık dokunmuş yine. Köyü eline koluna sağlık. Diyelim bir diğer saldırı tekrarına gidiyorum. Sıradaki saldırı Victor hesabıyla yapılan saldırı, Fatih saldırmış. Hemen şöyle bakalım. Vardın'ı gönderdi. Atıcı binici kombinasyonu sol taraftan koridor açıyor. Bakalım deprem büyülerini hemen ön kısma gönderdi. Hemen 1x yaptım. Kral, kraliçe, atıcılar da şu anda Vardın'ın önüne doğru gönderildi. Hemen ön kısımda öfke büyüsü, büyük koruyucunun gücü kullanıldı. Kralın da gücü kullanıldı. Rakip klan kalesi girken hemen oraya zehir büyüsü. Ardından bakalım sağ taraftaki birinci cehennem kulesi alındı. Sol taraftan 2-3 tane balon gönderdi orada Tesla ve okçu kulesine. Okçu kulesi indirildi. Tesla'ya da bakalım gücü yetecek mi? Tesla indirilmedi. Çok da sıkıntı değil. Sağ taraftan şu anda biniciler savaşa dahil edilmiş. Üst çaprazdan da geri kalan biniciler gönderildi. Hemen şifa büyüsünden çıkan binicilere bir şifa büyüsü desteği daha geldi. Orada çift aptalandı gördüğünüz gibi. İlk sayı toplara doğru ilerliyorlar. Bayağı bir binici yayda fırladı. İkinci cehennem kulesine doğru ilerlerken ikinci şifa büyüsünü gönderdi. Bakalım şöyle. Bayağı bir binici hayatta. Canları bayağı doldu. Son olarak köşe savunmalar kaldı. Biniciler savunma birimleri başına sanki ikişerli üçerli atılmış gibi ayrıldılar gördüğünüz gibi. Son olarak ilk Tesla var köşede. O dalındıktan sonra rakip krala dönecekler gördüğünüz gibi. Geri dönüp rakip kralı da hakladılar.
Mükemmel bir savaş daha olmuş. Bu Alman klanı TR Klans'a savaştan önce meydan okumuşlar. Sizi yeneceğiz falan demişler. Çok pis. Gaza gelmiş olmaları lazım. Tokat gibi yanıtını aldılar TR Klans'tan. Son olarak 50. köye yapılan 50 numarayı yapılan Arif hesabıyla Enes abinin yapmış olduğu saldırı var. 10 binici, 10 atıcı, 28 binici var. Hemen 4x yapıyorum. Giriş işlemini hemen sağ sol temizledi. Kral atıcılar, kraliçe de şu anda gönderildi. Atlama büyüsüne doğru ilerliyorlar. Bu taktik efsane, gördüğünüz gibi. Siz de deneyebilirsiniz. Hemen ön kısım öfke büyüsü, kralın gücü, zehir büyüsü, büyük korucunun gücü de kullanıldı. Orada içeri doğru ilerliyor. Resmen bakın, köyün üçte birini, dörtte birini diyeyim, bu orada alıyor. Geri kalanını binicilere bırakıyor. Sağ taraftan köşeden biniciler savaşa dahil edildi. Hemen yani şöyle 2-3 tane de balonu orada devlet tanklayıp oradaki birimleri almaya çalışıyor. Hemen binicilere bir şifa büyüsü desteği daha geldi. Kraliçenin gücünü de o kısımda kullandı. Buz büyüsü orada Cehennem Kulesi'nde kullanmış. Elinde hala 2 tane şifa büyüsü mevcut. Birini şu anda kullandığı Cehennem Kulesi'nin olduğu noktada baya bir savunma mevcut hala. İskeletler binicileri kovalıyor. Son şifa büyüsünde o kısımda kullandı. Artık kartal indirilse bari. Gördüğünüz gibi kartalın canı çok yüksek arkadaşlar. Biniciler vurduğu halde işlemiyor. Bakın son seviye binici zor indirdi orada kartalı. Kartal indirildikten sonra artık havan topu Tesla ve bombacı kulesinin olduğu noktaya doğru ilerliyor biniciler. Onlar da alındıktan sonra mükemmel savaşın sonuna doğru yaklaştık artık. Geri kalan işlem temizlik. Enes abi de tebrik edelim. Ben 4x yaptım. Şöyle. Buranın temizliği de bittikten sonra hem saldırının hem savaşın hem de videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mükemmel üçlüklere çekmeye buraya devam edeceğiz gelmeye. TR Klans'a. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı diyoruz. Kanalda abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. İlk haberdar olan siz olursunuz diyelim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.